Hocam gelinen noktayı hem hukuken hem siyaseten nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi birincisi, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde Anayasa Mahkemesi'ne yeni başkan seçildi. Sayın Kadir Özkaya'yı tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Önemli bir yer Anayasa Mahkemesi, yargı merceği, yüksek mahkeme. İkincisi, sevgili kardeşim Cem Kaya gibi ben de düşünüyorum. Bu mesele üzerinden hakikaten bu kadar konuşmaya seçim öncesi gerek var mı? Bu mesele zaten yargıya intikal etmiş. Bırakalım, biz aynı zamanda savcılık ve aynı zamanda da hakimlik yapmayı, yani işi ehline, uzmanla, Cumhuriyet Başsavcılığına bırakalım diye düşünüyorum. Cem kardeşim gibi düşünmemin sebebi şu: Sayın Cumhurbaşkanı dahil Sayın İmamoğlu için, Sayın Kurum da öyle söylüyordu, 5 yılda 8 kilometre metro yap dedi. Dün Sayın Kurum onu düzeltti, 18 kilometreye çıkardı. Ben baktım, hizmete açtığı aşağı yukarı, devlette devamlılık var ya, Sayın İmamoğlu'nun toplam 60 kilometre metro hattını hizmete açmış. Kendisi 65 kilometre olarak. Ben 60 hesapladım, 65'i varsa o eksik benden olsun. 18'e niye çıktı hocam? Net. Çünkü son yapılan açılışla beraber 18'e 12 kilometrelik bir hat daha açıldı ama bunun da %80'ini AK Parti yani dönemindeki... Yani ben o yaptı bu yaptı demiyorum. Açtı. Ben yani hani o yaptı bu yaptı demiyorum. Şimdi son zamanlarda Sayın Rahmetli... Faruk Aksoy, sen de biliyorsun da. Kadir Topbaş'ın ismi çok geçiyor. Hemen sığınıyorlar. Aynı Kadir Topbaş bence Covid'den değil, Allah rahmet eylesin, kahrından öldü. Yani seçilmiş belediye başkanlığı aniden görevden alıp, algı üzerinden mahkum edip bu dünyadan göç ettirdik el birliğiyle. Yoksa tabii takdir Allah'ın, Allah'ın işine karışılmaz ama aynı Kadir Topbaş'a ne muamele yapıldığını, şimdi ona sığınanlar onun yaptıklarına, zamanında Sayın Kadir Topbaş'a neler yapıldığını ve yaptı söylendiğinde tekrar zamanında siz bu Kadir önemli. Topbaş'a nasıl önemli, bir önemli. Tasarrufta bulunuyordunuz, önemli. Eleştirilerde yani Sayın Kadir bulunuyordunuz Topbaş görevdeyken? Bu dünyada itham edilerek gitti. Mahkum edildi. Yargılanmadı. Peki nereye bağlıyorsunuz? Şuraya bağlıyorum. Bir defa biz Sayın İmamoğlu üzerinden konuşacaksak ve İstanbul Belediyesi üzerinden, biz neyi yaptı, neyi yapmadığı ve Sayın Kurum'un neyi yapıp neyi yapamayacağını konuşmamız lazım. Yani böyle deyim yerindeyse karın doyuran konular üzerinden bence tartışmayı açmak lazım. Örneğin Sayın Kurum'un söyledi ya, yani ben yap işletçilere yaptırmayı düşünüyorum. Yap işletçilerin bu ülkenin başına açtığı bela ayrı bir konu. Dedi ya, yap işlet diyorum ben, devret demiyorum. Yavuz Sultan Selim Köprüsü devredilecekti. Hala devredildi mi? Ne Hayır. Zaman devredilecek? Ne zaman devredilecek belli değil. Nasıl ne belli zaman değil. Devredilecek yani belli onun değil? Onun için yap işletçilere Ersan Hoca, bak geçen program senin de burada tartıştık. Konuşun. Resmi rakamları sana buyurun, söyledim. Buyurun. O zaman dedin ki, ben sana siz sordum. Bitirin, ben açık devam açık edeyim. Sordum. Dedim ki ne kadar ödeyecek dedim. Ben nereden bileyim dedin. Şimdi sen burada yine bilmediğim bir konu üzerinden devredilmeyecek diyorsun. Peki bırakalım mı, bitirsin hocam. Sözleşmesi var, hukukçusun. Girer bakarsın sözleşmesine, Ulaştırma Bakanlığı'ndan talep edersin. Kaç yıl sonra biteceğini sana söylerler. Peki hoca bir bitirsin. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletin gelirine, hazinesine zarardır yap işletçiler. Küllüm. Ödenen faizlerle, garantilerle, dolarlarla, eurolarla. Bugün Londra bankerlerine aldığın 3 milyar dolar için ödeyeceğin 10 yılda 2,4 milyar dolar Çanakkale Köprüsü'ne bedeldir. Söyleyeyim size. Öyle yok. Öyle bir dünya yok. Yine yap işletçilerle bazı ailelere ve sermaye gruplarına bu ülkenin çoluğunun çocuğunun proteini, eğitimi, öğrenimi, sağlığı ödenecek. Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Dedi ki bizim emeklilere verecek paramız yok. Eğer onlara o istenilen paralar verilirse biz sağlık hizmetlerini, eğitim, öğrenimin gereklerini yerine getiremeyiz. Lira ayıramayız dedi. Şimdi siz metrodan geldiniz şimdi buraya. Geliyorum. Bizim konuşmamız gereken konular üzerinden gidiyorum. Şimdi bir defa Cumhuriyet Başsavcılığı orada gereğini yapar. Hem savcı hem de hakim olmaya gerek yok. Allah insanlara akıl izan versin diyorum. Daha önemlisi güzel ahlak versin. Niye söylüyorum? Bu ülke 17-25 Aralık'ı yaşadı. Ayakkabı kutularını yaşadı. Şimdi hani gülme komşuna gelir başına. O ayakkabı kutularını gündeme getiren Cumhuriyet Halk Partisi şimdi para kuleleriyle karşı karşıya. Yargısız infaz yaptılar. Bu dünyada yaptığın başına gelir. Yapmayacaksın. İnsanlara öyle oturup da algılar üzerinden mahkum etmeye kalkmayacaksın. Bırak bağımsız tarafsız dediğin yargı işini yapsın.
yine aynı hataya düşersek, bu yargıyı alan bırakmazsak, kendimiz siyaseten bir amaç uğruna, seçim uğruna eğer yargısız infazlara kalkışacak olursak, bu Ramazan ayında Allah çarpar. Eğer elinde bir somut delilin varsa konuş. Yoksa çamur at, izi kalıra girme kardeşim. Yakışmaz. Bir Müslümana hiç yakışmaz. Elinde somut delilin varsa gereğini yap. Olgular üzerinden konuş, algılar üzerinden bunu yapma. Yargıya müdahale etme. Yol gösterme, yön gösterme. Adil işlemesi gereken yargıyı etkileme kardeşim. Sen savcı değilsin. Hakim değilsin. Ne yapıyorsun? Faruk kardeşime katılıyorum. Seçimler bitsin, bu konuşulmaz. Görürsünüz. Doğru. Hani denildi ya, seçim zamanı yaklaştı, ne manidar. Ya Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili adaylarının başına neler geldi ya? Gizli kamera kayıtları, çarşaf çarşaf. O insanların hepsi seçilecek milletvekili adaylarıydı. Hepsinin siyasi hayatlarına mal oldu. Biz bunları yaşamadık mı? Al bak bugün Hatay'da ne oluyor? Hatay'ı konuşalım hakikaten. Hatay'da ne oluyor? Türk Ceza Kanunu var. Efendim işte 133. madde var. 134. madde var. 135. madde. Kimsenin dinlediği yok. Hakikaten çok enteresan bir durum. Hangi zan meselesini mi söylüyorsun? Elbette. Çok onu konuşalım. Elbette. Elbette. Ayrı bir başlık olarak. Bak, ayrı başlık olarak demiyorum ben. Yavuz Sultan hepsi, Selim Köprüsü'nü merak ediyor diyor hocam. Hepsi, 10 yıl. 2026'da. Zamanında verilmedi. Hocam, onun hatta 2026, Sayın Mehmet Bekaroğlu meclise sordu. Bak rakam rakam sayabilirim sana burada. Verdi. Bak. Hep gizlilik üzerinden rakam rakam sayabilirim. Al bunlar. Şeffaf. Değiller. Bu al, konu değiller. Ferhat. Bu değiller. Konuya gelelim biraz sonra. Değiller. Bir bitirin hocam. Şimdi ben devam edeyim. Ben diyorum ki arkadaşlar, yani tarafsız konuşuyoruz. Biz burada oturup da gizli çekim, kayıt, ahlak, hukuk, adalet bunları zaten söylüyoruz. Zamanında ben de avukatlık yaptım 17-25 Aralık'ta. Oo, ayakkabı kutuları atıyorlardı bana. Oo, böyle böyle şöyle şöyle. Yapmayın etmeyin dedim ya. Böyle bir şey olur mu? Siz niye insanları yargısız infaz ediyorsunuz? Sizin istediğiniz mi olacak? Yani adalet, sizin istediğiniz olduğunda adalet var, istediğiniz olmazsa adalet yok mu? Efendim bağımsız tarafsız yargı var mı? Kardeşim o ayrı bir konu. Şimdi ülkeyi gri listeye, bizim ülkemiz gri listede şu anda. Bu nasıl oldu soran var mı? Yani Türkiye Cumhuriyeti Haziran ayında çıkmayı Sayın Mehmet Şimşek'in çok yoğun çabalar gösterdiği gri listeye niye girdik ya biz? Hangi hükümet zamanında girdik? Ne zaman girdik? Niye girdik? Niye şimdi çıkmaya çalışıyoruz? Devam ediyorum. Kim sokmuş bizi oraya? Hangi sebeple gri listedeyiz? Bilen var mı? Konuşan var mı? Hani şimdi yolsuzlukları konuşuyoruz ya. Balyaları konuşuyoruz ya. Para kulelerini konuşuyoruz ya. Kıymetli arkadaşlar. Belediyelerin olduğu her yerde her şey var. Bu ülkede bugün tabii sehven küçük yapılan proje yok. Bütün belediyeden çıkan imar projeleri büyüktür. Bu kadar. Ben size yer söylerim. Yapabiliyor musunuz gereği? Sayıştay orada. İçişleri Bakanlığı orada. Cumhuriyet Başsavcılıkları orada. 81 vilayette. Yapın gereğini. Niye yapmıyorsunuz? Sizi tutan kim? Niye bu ülkede sehven küçük proje yapılmıyor? Niye birden fazla arazi birilerinin eline geçerek toplanıp da onlara acayip acayip imarlar çıkarılıyor? Kim mesela hocam? Kim? Açık konuş. Hep soyut kim gidiyorsun? Kim? Net kim somut kim koy ortaya. Allah Allah. Hocam versinler soru buradan bana, geliyor. Buradan. Bana, hocam bana soru buradan geliyor. Sen oraya bakıyorsun da. Sen devam bütün eleştirilerini devam hakimlik ediyorum yapıyorsun, savcılık yapıyorsun Ferhat burada ama özne kim? Yani mahkum kim belli değil. Peki. Havaya. Ferhat'ın sürekli mi havaya. Ferhat. Ersan hocamın taktiği bu. Beni yani anlayan, konuş, dinleyen millet anlıyor. De ki işte şu kadar milyon dolarlar nereye gitmiş kardeşim? Ah, ah, ben de merak ediyorum ya. Şimdi öğreneyim. Ben de aynı eleştiriyi yapayım. Tabii, tabii. Öyle mi? Önce tabii, araştıralım. Şimdi bu belediye kulaktan dolma bilgilerle gitmeyelim. Soruyu sorduk. Bir dönelim şimdi hocam. Bu belediye buyurun başkanlıkları, onlar bunlar böyle insanlar il ilçe aşkıyla yanıyor. Hizmet aşkıyla bunların başkanı olmak istiyorlar. Ya arkadaşlar uyanın ya bilmiyorsanız. Bu ülkenin siyasetinin finans kaynağıdır belediyeler. Müteahhitler, devasa ihaleler. Çürümüşüz, batmışız. Hangi belediyeye girersen gir arkadaşlar sehven küçük yapılan hiçbir proje yok. Hepsi büyük proje, sonra tadilat ruhsatlarıyla meşrulaştırma çabaları. Ve dikkat buyuruyorum Ferhat kardeşim, üstüne alınmasın.
Ki alınmaz. Ben niye alınacağım? Ben şu siyasi parti, ben detaylandırmanı istiyorum. Detaylandırmanı. Hangi projeler için söylüyorum? Bana göre belediyelerin kapatılması lazım. Bak ben olsam kapatırım. Ben 4 sene önce yazdım hocam bunu. Bak söyleyeyim size. Oralar hizmet yerleri değil. Tabii. Temsil ağırlama yerleri, plan proje yerleri, müteahhit yerleri. Devasa ihalelerin dağıtıldığı yerler. Milletin parasının peşkeş çekildiği yerler olan. Bütün siyasileri ve belediyecileri zan altında bırakmıyor musun? Zan altında kalabilir mi? Hocam belediyeler olmasaydı 1900'ü söyleyeceğim size. Bu ülke ama hoca 6 Şubat depremlerini geçirdiğinde 11 vilayet yıkıldığında hepimiz utandık. Bu nasıl bir imar dedik ya? Bu nasıl bir yapılaşma? Yerden yere vurduk. Daha sıra belediye görevlerine gelemedi. Hiçbir ilde. Hepi topu bulunanlar, efendim işte yok şu müteahhit alın, yok şu efendim işte tadilatı yapanı alın. Daha sıra devletin yönetimine gelemedi. Daha sıra imar barışı, imar affı adı altında meclisten kanun çıkarıp o illegal yapıları meşrulaştıranlara gelemedi. Gelebilir mi? Gelemez. Devam ediyorum. Birazdan da toparlayın hocam. Ben diyorum ki bırakalım bunu. Yargıya senaryo yazmaya gerek yok. Sadede gelelim. İmamoğlu, bak diyorum ki Sayın Ekrem İmamoğlu veya ekibinden dinleyen varsa, izleyen varsa bizi. Hırsız mı? Rüşvetçi mi? Teröre yardım eden mi? Bu mu denilmek isteniyor? Böyle bir algıya mı varmak istiyorsunuz? O zaman diyorum ki ben, somut delillerinizle konuşun. Yok öyle oldu, böyle oldu, şöyleydi, inşallahtı, maşallahtı. Gerek yok, başımıza gelebilir. Geçmişte geldi. Daha sonra ben bu dosyaların, davaların içinde buldum. İnsanların nasıl ailelerinin, çocuklarının, şanlarının, şereflerinin üç paralık edildiğini gördüm. Haksızlıklara uğratıldığını gördüm. Niye? Çünkü o dönemde karşı taraf olarak gördüklerine dokunduğu için ucu kimse ses çıkarmadı. Aynı durum tekrar ettiğinde, bak FETÖ döneminde de oldu. Dedim ki bak, sözde Balyoz Ergenekon döneminde hukuku katlediyorsunuz. Bitmiyor. Yaptığınız yanlış. Sıra size gelecek. Geldi, ne oldu? Yanlarında arkalarında doğru dürüst insan bulamadılar. Devam edip bitiriyorum. Bitirin lütfen. Şimdi burada söylenen şu. İl binasını merkez alır değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi aldı. İstanbul'a söz düşmez. İkincisi paranın kaynağı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı orada. İddia eden iddiasını somut delillerle ortaya koyar. Hukuka uygun yol ve yöntemlerle elde edilmiş. Kanunla kitaba uygun. Bunu ben söylemiyorum. Anayasanın 38. maddesi söylüyor. Ceza Muhakemesi Kanunu söylüyor. 206. maddesi, 217. maddesi. Daha maddelerini sayarım. Hepimiz hukuka bağlıyız. Öyle değil mi? Hukuka bağlı olmak için hukukçu olmak şart değil. İnsan evladı olmak yeterli, Türk vatandaşı olmak yeterli, hukuku tanımak yeterli. Sana göre bana göre hukuk olmayacaksa biz o hukuka saygı göstermek durumundayız. O zaman bırakın yargı işini yapsın. Yargı üzerinden, o dosya üzerinden algı oluşturmaya çalışmayın. Ve geçen toplantıda da söyledim. Dedim ki kardeşim, yandan oradan buradan konuşmayın. Deyin ki İmamoğlu'na rüşvetçisin sen. Deyin ki İmamoğlu'na irtikapçısın sen. Zimmetçisin sen. Sen teröre yardım edensin. Ama bunu dediğin zaman arkasından delillerini getirmezsen. Peki. Bu sen o zaman senin yaptığın nedir biliyor musun? Bu sadece ne zaman sadece bitecek? Aklı yani yürümdür. İftira niteliği geçirilen beyanlardan ibarettir. Bu ne zaman bitecek bu monolog? Peki. Ersan Şen. Subliminal mesajlar Ersan bu şekilde verilir. Bitecek mi? Verilmek istenen mesajlar bu yönde. Bugün biter mi? Söylüyorum, bitiriyorum, merak etme. Bitiriyorum. Ben de diyorum ki 8 tane madde saydın ya. Ben de diyorum ki kardeşim, bekle biraz. Ramazan ayındayız. Milletin günahına girmeyin. Yukarıda Allah var. Yapmayın. Evet, bence bırakın yargıya işini hocam, yapsın. Hocam sen bir saattir... Eğer siz burada Yavuz biraz önce öyle söyledi. Ya bu sadece vergi eksiğinden ibaret değil. Günaha girerken, bu sadece hakimlere, savcılara bunlar başvurmadan burada hüküm keserken ben de senin kendini işin söylediğini, vermek istediğin subliminal mesajlarını ortaya döküyorum. Diyorum ki kardeşim, hodri meydan, teftiş kurulum var, savcımız var, sayıştayımız var, var Allah var. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Peki. Somut delilleri ortaya koyun. Biz de diyelim ki ya evet ya olabilir. Peki. Hocam. Beşer şaşar. Bittiyse olabilir şurada mi? İki rekat şükür namazı kılsın.